kilit duruşuyla fark yaratan Globe Design iç mimarı ve direktörü Şerife Türkel Güne ile dekorasyon hakkında konuşacağız. Globe Design Direktörü olarak bize kariyerinizden bahsedebilir misiniz? Ben küçüklükten beri aile şirketinde faaliyet gösteren bir kişiydim. Yani pazarlama ve böyle hani çeşitli spor aletinden tutun da beyaz eşyadan bunların pazarlamasını yapıyordum. Daha sonrasında lise 2'de iç mimarlık okumaya karar verdim ve onun üzerine de işte üniversitede okurken de aile şirketimde ne okuyorsam onun üzerine kariyer yapmaya başladım. Müşterilerle ilişki kurarak yardımcı olmaya çalıştım ne öğrendiysem. Bunların hepsi tabii ki çok büyük bir etki. Yani tecrübe dediğimiz şeydir aslında kariyerinizi oluşturan ve size başarıyı getiren. Bunların hepsi çok büyük etken. İç mimarlığı okuduktan sonra tabii ki çok daha farklı bakış açısıyla bakıyorsunuz işinize. Ama dediğim gibi her şey sahada hani kariyeri oluşturan şeyin en büyük temeli tecrübedir. Bunlar çok büyük etken şu anki pozisyonuma gelmemde. Globe Design'ın kuruluşundan bahsedebilir misiniz bize? Evet, Globe Design belli bir süre aile şirketinde çalıştıktan sonra güncel yani günümüz teknolojisinin de geldiği noktada iç mimarlık daha ön plana çıkmaya başladı. Yani biz hazır mobilya üzerine çalışıyorduk. Özel üretimler yapıyordum yine ama hazır mobilya sektörü farklıdır. O yüzden Globe Design'ın doğmasındaki en büyük nedenlerden biri teknolojik olarak hem insanların talepleri yani bir fotoğrafla işte ben bunu istiyorum demesi, hazır mobilyalarda istediklerini bulamaması ve daha çok da zaman sorunu olan, yani şu anda hepimizin en büyük problemi zaman. Zaman sorunu olduğu için insanların genelde işte ben anahtar teslim iş istiyorum, yani siz yapın, siz çözün. İşte perdesinden, mobilyasından, boyasından, avizesinden her şeyle ilgili ben fotoğrafta görmek istiyorum, üç boyutlu çizimini görmek istiyorum ve ben bu beğendiğimi hemen istiyorum. Bu da Globe Design'ın aslında ana temellerinden biri, anahtar teslim dediğimiz bir sistemle çalışıyor. Müşterilerimize en iyi şekilde eksiksiz, yani tabii ki her şeyi kendi bünyemizde bulunduramıyoruz. Mümkün değil. O kadar çok sonsuz bir sektörden bahsediyoruz ki en ufak bir aksesuar bile belki özel tasarlanması gerekebilir veya başka bir ülkeden getirtilmesi gerekebilir. O yüzden onların biz kanallarını oluşturuyoruz. Önce bir üç boyutta müşterimize hizmet veriyoruz. Ondan sonraki yol haritamızda Globe Design'ın ana vizyonlarından biri. Yani müşteriye her türlü ürünü en kısa zamanda, en uygun fiyata nasıl temin edebilir ve bunu en iyi kalitede mevcut ülke şartlarında en iyi kalitede nasıl hizmet sağlanabilir? Tabii ki bütçe çok önemli. Her zaman geldiğimiz nokta ve dayandığı nokta bütçedir. Bütçe odaklı da alabiliriz Globe Design'ı. Yani Globe Design'ın temellerinden biri benim bu özel sektörden gelip, hazır mobilyadan gelip, işte özel birleşmesinde aslında çok güzel bir çizgi var, bütçe. Çünkü hazır mobilyada bilebilirsiniz işte şu 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 ne kadar, bu kadar. Ama özel tasarımda bunun adı yoktur. Şu an hayal ediyoruz. Hayalin bir bedeli yok. Ne kadar tutacağını kimse bilmiyor. O yüzden bizim avantajlarımızdan biri bütçe odaklı da çalışabiliyor olmak. Filozofiniz nedir? Şimdi işte felsefelerimizden biraz önce bahsettiğim şeyler. Yani müşteriyi en iyi memnun edebilecek şey neyse onu bulmamız lazım.
Tabii ki çok yıpratıcı bir süreçtir bu her iki taraf için. Çünkü gerçekten ciddi bir enerji sarf ediyoruz. Yani en iyiyi bulmak, mükemmele ulaşmak kolay bir şey değil. Bizim bir felsefemiz var dediğinizde, bizim bir sözümüz var işte, mükemmeli aramanın sonu yoktur. Önemli olan potansiyeli tanımlamak ve en iyi şekilde onu uygulamaktır. Bunu da açarsak, biraz belki ağır bir cümle olabilir, ucu açık bir cümle olabilir. Herkeste bir mükemmeliyetçilik hastalığı dediğimiz bir şey, tabir var. Herkes kendisine en iyisini ister. Ama mevcut mekanın, mevcut bütçenin de bir potansiyeli var. Potansiyel dediğimiz şey o. Yani sizin 10.000 TL bir bütçeniz varsa potansiyelimiz 10 bin liralıktır. Veya eviniz 200 metrekare ise potansiyeliniz 200 metrekareliktir. Ama şu anda evler o kadar küçüldü ki 60 metrekare, 70 metrekare evler var ve bu potansiyel dediğimiz şey, yani evin bize verdiği, evin talep ettiği neyse onu keşfetmek ve müşterinin de bütçesiyle en iyi yakalamaktır. Felsefelerimizden bir tanesi diyeyim. Bu tabii ki bir sürü bakış açımız vardır. Bu bizim işimiz gereği olan özgür düşünce, hayaller, hedefler. Ama ana temel bunun üzerine oturur. Dekorasyon yaratırken ne gibi ilham kaynaklarınız var? Nelerden ilham alıyorsunuz? Bizim en büyük ilham kaynağımız müşterilerimiz. Bazen müşterilerimiz siz karar verin, sen karar ver Şerife, sence hangisi dediğinde birazcık böyle bir tıkanma yaşıyoruz. Çünkü en büyük ilham kaynağımız onlar. Onun dışında diyelim ki mekana girdik ve mekan bana bir şey söyler. Oradan ilham alırsın. Yani bazen öyle evlerle karşılaşırız ki beni kır der. Yani kır, bende daha büyük potansiyel var. Bazı yerlerini kırarız, bazı yerlerini kapatırız. Bununla alakalı gittiğimiz yerlerde ne hissedersek açıkçası o bize ilham verir. Biraz da müşterinin enerjisi. Yani böyle çok fazla bazen tutunmuş müşteriler vardır kendi düşüncelerine, kalıplarına. O kalıplar size ilham verir. Der ki şu çerçeveyi aşamazsın Şerife. Bazısı da tamam sana bırakıyorum der. Orada da mekana odaklanırız ve bütçeye odaklanırız. Herkes için huzurlu bir ortamda yaşamak çok önemli. Peki siz bunu yaratırken nelere dikkat ediyorsunuz? Sırlarımız tecrübemizdir. Yani gidip baktığımızda ve orada gördüğümüzde bir şey var sana söyleyen, yani bana bunu yap, az önce bahsettiğim gibi. O raddeye gelebilmek için o tecrübe sürecini geçirmek lazım ki halen bugün açıkçası 40 yaşında da olsanız, 50 yaşında da olsanız, 60'ta da olsanız hiçbir zaman bitmiyor öğrenmek ve tecrübe etmek. Bu kadar hızlı teknolojinin ilerlediği bir zamanda yaşadığımız için de bunu çok iyi takip etmek gerekir. Sırlar da sizin enerjinizden gelen bir şey ve bu tecrübeden gelen bir şey. Yani herkes alaylı da olabilir. Yani alaylı dediğimiz şey, doğduğunuzdan beri yemek yapıyorsunuzdur ve yani çok küçüklükten beri diyeyim, 10 yaşında profesyonel aşçı konumunda insanlar var. Görebiliyoruz Amerika'da yapılan programlarda. Ona ne kadar odaklandığın ve enerji sarf ettiğinle alakalı. Şimdi onun sırrı ne? Küçüklükten beri buna odaklanmış. Yani benim sırrım da işte küçüklükten beri satış, pazarlama, müşteriyi tanıma. En önemli şey aslında sır, gerçekten karşınızdakini doğru anlayabiliyor musunuz? Yani konuşuyor bir şeyler ama bazen öyle şeyler konuşur ki söylediğiyle alakalı değil. Ama siz onun aslında ne istediğinizi, ne istediğini anlayabilecek bir kanaldan bakıyorsunuzdur. Sonra sen dersin ki şunu mu demek istedin? Ha evet, bunu söylemeye çalışıyorum. O işte bir küçük sırdır, o da tecrübe. Şu anda çalıştığınız projeler nelerdir? Bu sıralarda çok değişik sezonumuzun belki daha açılmasına zaman var ama değişik bir dönem yaşıyoruz. Çok yoğun bir dönem yaşıyoruz.
Hastane üzerine çalışmalarımız var. Oteller var şu anda iş yaptığımız. Daha çok konut üzerine gidiyoruz. Ama mesela restorasyon, yani mesela eski bir ev aldınız, yenilemek istiyorsunuz, tadilata girmek istiyorsunuz. Daha çok bunlarla da uğraşıyoruz. Yani sıfır evler geliyor ama açıkçası bizim biraz daha kendimizi gösterdiğimiz alan restorasyon konusundadır. Yani bütün A'dan Z'ye dediğim gibi kırması, boyaması, asma tavanı, dekoratif boyası, perdesi, sonrasında mobilyası zaten o standart bir şey bizim için. Dekorasyon yapacağınız alanda oluşturduğunuz planlama nelerdir? Yani planlama belli bir yol haritası vardır her zaman. Öncelikle buna mevsim şartları çok önemlidir. Yani hızımızı da belirleyen. Doğru mevsimde başladığımızda sürecimizi daha doğru kontrol edebiliyoruz ama yani planlarken öncelikle bir iş programımızda işte kırma önce gelir, daha sonra tadilatlar yapılır, elektrikçisi girer. Hani planlama dediğinizde bunu anlıyorum ben. Farklı bir şeyden bahsediyorsanız bilmiyorum. Çok detay var. İnanın çok detay var. Yani bazen böyle aa işte şunu unuttuk falan dediğimiz çok şey olur. Çünkü 100 kalemden bahsediyorsunuz. Yani 100 kalem şeyde bir tanesini aa unuttuk bunu yapmamız lazımdı. Hadi gidin yapın dediğimiz şeyler oluyor. Çünkü düşünün ki 3 tane müşteriniz olsun ve 3 tanesinde 100 kalem 300 kalem demektir. Evlerin küçük ya da büyük olmasının yanı sıra ışığın önemi nedir bu dizayn aşamasında? Işık bizim en büyük problemimiz, en büyük düşmanımız. Burada bir şey seçiyoruz mesela, farklı bir ışık var, eve gidiyor, farklı bir ışık var. O yüzden genelde biz ev ortamında yapılacak olan mekana direkt gidiyoruz malzemelerimizle. Yani özellikle dekoratif boya ve perde, ama en çok da dekoratif boyada bu hassasiyet var. Eve gidip tekrardan bunu yerinde güncel olarak kontrol etmemiz lazım. Çünkü mesela yanında gördüğü bir şey de yansıtabiliyor. Yani sadece ışığı düşünmeyin. Diyelim ki yanında bir duvar vardır ve kırmızı boyamışsınızdır. Onun kırmızılığını alıp yansıtabiliyor. Dünyada lider konumda bulunan Wallpoint'in Kıbrıs distribütörüsünüz. Peki bu boya hakkında bize biraz daha fazla bilgi verebilir misiniz? Şimdi özellikle Wallpaint'in en çok hani tercih etmemizdeki nedeni Akdeniz ülkesi İtalya'nın ürünü. O yüzden bizim ülkemize göre uyum sağlayabilecek ve en uzun süre garanti verebileceğimiz bir ürün. Bu konuda uzman oldukları için ve uzun yıllardır da bu işi yaptıkları için özellikle Wallpaint'le çalışmayı tercih ettik. Yaklaşık 4 yıldır ana bayiliğini yapıyoruz. Ancak dekoratif boya üzerine ben 7 yıldır Kıbrıs'ta aktif çalışıyorum. Başka firmalarla da çalıştık, denedik. Ama en sonunda en büyük yelpazesi, çeşitliliği olan ve fiyat olarak da en uygun olabilecek şekliyle Wallpaint ile çalışmaya karar verdik. Gerek otellerde, gerek kafelerde, gerek konutlarda uygulamalarımız vardır. Bunlar da tabii ki böyle gerçekten hani gelip görmeniz lazım. Yani bütün ürünleri ne gibi karakterleri var. Çünkü yaşayan duvarlar diyoruz biz bunlara. Bunları bir yakından görmek lazım. Yani fotoğrafla olmuyor. Dekoratif duvar boyaları çeşitliliği, renkleri ve tarzlarıyla fark yaratıyor. Çok da ilgi çekiyor. Peki bunun farkları, özellikleri nelerdir? Avantajı şu, özellikle duvar kağıdına göre, ben uzun süre duvar kağıda sattım. Duvar kağıdına göre avantajı ek yerinin olmaması. Tamamen homojen, yekpare bir yüzey yakalayabiliyoruz. Onun dışında el işi, sanatsal bir yönü var. Sonsuz bir sanata açık. Yani siz diyebilirsiniz ki ben şu katalogda bu ürün ama ben bunu böyle 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 yapıp işte ne bileyim çiçek gibi bir şey yapmak istiyorum. Yani o kadar sizin de
kendi içinizde görebileceğiniz bir şeye açık ki hani am maddesini kullanarak sonsuzluktan bahsedersiniz ki şu anda biz onları da yapmaya başladık. Yani resim gibi duvara iki tane ürünü karıştırarak işte ne bileyim üzerine bir şablon oturtup bir desen vererek yani tablo gibi açıkçası. Yani duvar kağıtlarında da mesela duvar kağıda satıyoruz. Ama genelde artık trend şu oldu. Mesela bir manzara, eminim özel tasarım bir duvar yaparsınız gene işte çiçektir, kuştur, denizdir, okyanustur. Hani bunları yapmak mümkün değil dekoratif boyayla. O yüzden gerekirse belki kullanabiliriz tablo gibi bir duvarda duvar kağıdını. Ama geri kalan yerlerde dekoratif boyayla devam ederiz. Yani avantajları bunlar. Döşemelik ve saten kumaşlarınız oldukça ilgi çekiyor. Bunlar hakkında bize biraz daha fazla bilgi verebilir misiniz? Evet, çok özel firmalarla çalışıyoruz. Özellikle biz tasarım bir ofisi olduğumuz için ve uygulama ofisi olduğumuz için müşterilerimize farklı kumaşlar, kaliteli kumaşlar sunmaya çalışıyoruz. Piyasada çok çeşitli kumaşlar var ama tabii ki bizim için önemli olan aksesuar gibi olması. Yani bir perdeyi koyduğumuzda oraya perde demeye utanmak lazım. Yani bu başka bir şey. Her yaptığımız ürünü, her yaptığımız mekanı heykelleştirmek, sanatsal bir yönde sunmak istiyoruz. Bu yüzden de bu kumaşlara ihtiyacımız var, bu duvar boyalarına ihtiyacımız var. Onun dışında müşterilerimize kaliteli sunmaya ihtiyacımız var. Yani bazen çok güzel kumaşlar çok hassas olabiliyor. Kalitesiz anlamında değil ama özel bir satendir o. Ve yani düzgün kullanmak lazım. Onları da doğru yerde kullanmaya çalışıyoruz. Yani bizim buradaki en büyük şeyimiz yönlendirmelerimiz de önemli. Yani şu kumaşı şurada kullanalım, bunu burada kullanalım. Onları da dediğim gibi doğru yönlendirmeyle doğru yerde istediğimizi yakalıyoruz. Glob Design'ı farklı kılan etmenler nelerdir? Glob Design'ın farkı her zaman güncellenmesi, yenilikleri takip etmesi. Yani buraya her geldiğinde müşterimiz hiç sıkılmıyor. Sürekli bu da mı vardı, şu da mı vardı? Küçük bir mağaza ama içerisinde milyonlarca sonsuz bir şeyden bahsediyoruz. Bizim buradaki diğer faktör de güvenilirlik. Yani bir proje aldığınızda diyelim ki belli bir meblağ, şimdi pek meblağ vermek istemiyorum kimse şey yapmasın. Atıyorum 100 TL'lik bir iş anlaşması yaptınız. 50 TL'sini biz önde istiyoruz işe başlamak için. Ve bu 50 TL'yi hiçbir şey almadan birisine vermek çok zordur. Burada bizim en büyük avantajımız, yani özellikle direktör olarak benim burada olmam ve benim kişilerle ilgilenmem büyük bir güven sağlayan bir şey. Yani bu Kıbrıs'ta da bilinen bir kişiyiz. Gerek ailemiz, gerek sektördeki uzun süre hizmet vermemiz. O yüzden bir firmanın iyiliğinin yanında güvenilirliği çok önemlidir. Çünkü hem paranızı hem en mahrum yerinizi veriyorsunuz. Yani eviniz, yani düşünün bir yatak odanıza girip çıkıyoruz. Ustalarımızı oraya koyuyoruz, salonunuza, çocuğunuzun odasına. Bu çok önemli bir şeydir. Herkesi biz sizin evinize getiremeyiz. O yüzden Glob Design'daki bütün bu çalışan elemanlardan tutun, baştan yani koyduğumuzda en büyük özelliklerimizden biri budur. Yani adamlarımızı, müşteriler artık arkadaş gibi oluyor, aile gibi oluyor. Mesela çocuğu doğacak, hediye alıyorlar adama. Yani ustabaşımızın mesela geçenlerde çocuğu oldu. Düşünün iki projemiz vardı. Biri avukatlık bürosu, biri de bir konut. İkisi de işte doğurdu mu, doğurmadı mı diye telefonlar mı arıyorlar, mesaj atıyorlar, hediye alıyorlar falan. Bu çok güzel bir şey. Bu paha biçilmez bir şeydir. Son olarak Glob Design'ın hedefleri ve amaçları nelerdir? Hedeflerimiz tabii ki büyümek. Ama başa çıkabileceğimiz şekilde büyümek. Çünkü
müşteriler bizim için geliyor. Büyüttüğünüzde düşünün 10 tane, 20 tane elemanınız olsun. Yine sizi görmek ister. O yüzden doğru büyümek lazım. Yani ilgilenebileceğiniz şekilde büyümek lazım. İnşallah Girne taraflarında belki bir ofisimiz olacak. Lefkoşa'da zaten buradayız. Burada bir büyüme hedefimiz var ama dediğim gibi çok fazla büyümek değil, ilgilenebileceğimiz müşterilerimizi ihmal etmeyeceğimiz şekilde. Çok teşekkür ederiz.